الشنف وحده من الامراض يلي عم بيتم ملاحظتها عند الاشخاص بمقتبل العمر وعلى وجه الخصوص بمراحل المراهقه، وبتبين الدراسات انه نسبه ظهور هيدي المشكله عند الاناث عم بتفوق ظهورها عند الذكور. مشاهدينا قبلنا الدكتور ايبارس اكور تناخد معلومات بخصوص الجنف، تابعوا معنا. العمود الفقري هو المنطقة يلي بتمتد من أسفل الرقبة لحد العجز بأسفل الظهر. هالمنطقة ممكن تتعرض لأمراض مثل باقي أعضاء الجسم، وانحراف العمود الفقري هي وحدة من هيدي الأمراض. مرحبا دكتور. مرحبا دكتور، شو هو انحناء العمود الفقري وشو هي الحالات يلي ممكن علاجها؟ سكوليوز dediğimiz olay bizi taşıyan omurga dediğimiz kemik sisteminin yana doğru eğilmesidir. Kişi böyle dümdüz sizin gibi duramaz. Vücut böyle yana doğru eğik durumda durur. Yani şurada resimde gördüğünüz gibi bir omuz diğerinden daha aşağıda eğik olarak durur. Bunun dereceleri vardır. Bu eğikliği biz derecesini ölçebiliyoruz. Eğer bu eğiklik 20 dereceye kadarsa bu kişiye biz bir takım egzersizler, sporlar tavsiye ediyoruz. Özellikle sırt üstü yüzme veya antalgik trak dediğimiz cihazla omurganın çekilmesi son derece fayda ediyor. Ama bu derece daha fazlaysa, 20 ila 40 derece arasındaysa, o zaman bu kişiye mutlaka korse de giydirilmesi gerekiyor. Korse ile omurgayı düzeltebiliyoruz. Ve eğer bu eğiklik 40 dereceden fazlaysa, yani ilerlemiş durumdaysa, burada görüldüğü gibi kişide şekil bozukluğu oluşur ve boyda kısalığa sebep olur. O zaman mutlaka ameliyat etmek, onu tekrar normal böyle düz bir hale getirmek gerekir. Yalnız tabii ki burada sadece kemik söz konusu değil. O omurgalar arasından geçen omurilik, ondan çıkan sinirler de çok çok önemli. Onun için bu ameliyatın mutlaka tecrübeli ellerde yapılması lazım. Gerekli teknolojiye sahip yerlerde yapılması lazım. Biz de klinik olarak anında o sinirlerin gücünü ölçerek ameliyat sırasında o sinirlere bir tahribat vermeden bu ameliyatı rahatlıkla yapabiliyoruz. Böyle bir ameliyat yaklaşık olarak 3-4 saat sürüyor. Hastanın hastanede 4-5 gün kalması yeterli olabiliyor. Ondan sonra tamamen normal yaşama dönebiliyor. مرض انحراف العمود الفقري بيأثر على شكل الشخص وصحته بذات الوقت. الدكتور ايبارس اكور بخبرنا عن الاشخاص المعرضين اكثر لانحراف العمود الفقري. سكوليوز genellikle ergen çağında görülen bir rahatsızlıktır. Özellikle %70 olarak genç kızlarda gözükür. Adet öncesi dönemde bu omurga eğilmeye başlar. 17 yaşından sonra bu eğilme miktarı durur. دكتور رح ننتقل هلا لنحكي على موضوع انحناء العمود الفقري عند الاطفال. دكتور، كيف بيقدروا الاب والام يكتشفوا انه طفلهم عم بيعاني من انحناء بالعمود الفقري؟ Çok basit muayeneler. Çocuğu böyle döndürecek, arkasından bakacak. Omuzları eşit mi? Her iki omuz aynı seviyede mi? Yoksa bir omuz diğerine göre daha aşağı seviyede mi? Ona mutlaka bakmaları lazım. Ayrıca belde bir eğrilik var mı? Yani bel hattının dümdüz bir şekilde görünmesi lazım. Onda böyle bir kavis var mı diye bakmaları lazım. Üçüncü olarak da kalça seviyesine bakması lazım. Kalça seviyelerinin de mutlaka eşit olması lazım. Eğer bir taraf daha aşağıda olursa o çocukta skolyoz başlamış demektir. Mutlaka doktora götürmeleri lazım. مشاهدينا، بحر روادتكم شكوك بإصابة طفلكم بالجنف أو حابين تراجعوا مركز طبي مختص، تقدروا تتواصلوا معنا عبر موقعنا الرسمي Visit to be treated أو من خلال رقم الواتساب الخاص فينا تنوجهكم للمركز الطبي المناسب ونزودكم بتكاليف العلاج من قبل مختصينا.